Değerli izleyiciler, sevgiler, saygılar. Malumunuz konumuz yine Sedat Peker. Şimdi o herkese bir isim buluyor, isim takıyor. Ben şimdiye kadar ona hiç öyle bir şey yapmadım. Yapmayacağım da. Ama ona bir isim koyulmuş. Şimdi biz de yoklama yapalım. Soralım bakalım. Sedat, pislik Sedat. Orada mısın? Takip ediyor musun beni? İzliyor musun? Tamam. Ben seni inan senden iyi takip ediyorum. Ben seni senden çok tanıyorum. Şimdi ben önceki videoda Sedat'ın Dubai'de olmadığını söyledim. Birçok kişi videodan altına yorum yapıyor. Bir kaldı otel odasının videosunu paylaşmışlar. Otel değil de işte kiralık villanın işte burada kalıyor falan kişinin yanında kalıyor diye. En son bugünkü videosunda yine söyledi. Uçağa binemedim, Fas'tan çıkamadım diye. Şimdi Sedat'ın yaptığı ne biliyor musunuz? Şimdi umarım ben hatalı çıkarım. Ama ben eğer ki Sedat'ı bu kadar iyi tanıyorsam, Sedat hiçbir zaman o Fas'tan çıkmadı, çıkamadı. Ha, çıkmıştır. Ama normal yollardan değil. Buna da inanın. Şimdi size kısa bir görüntü izleteceğim burada. Bu görüntü izledikten sonra umarım bana hak verirsiniz. Sedat'ın neden Dubai'de değil dediğimi anlamak için. Herkese süper bir Akdeniz sahilinden merhaba. Şöyle bir sahili gezelim, sonra konularımıza girelim. Gördüğünüz gibi ne tatildeyiz ne de sahilde, stüdyodayız. Bugün size Greenbox'tan bahsedeceğim. Ben neden bu konuda bu kadar iddialıyım? Çünkü Sedat diyor ya, ben çocuklarım için yapıyorum bunu, kızlarım için dünyayı yakıyorum. Eğer ki kendisi de Dubai'de olsaydı, inanın buna. Şimdi diyor ya, eşinin paylaştığını durumlara, eşi paylaşıyor işte, birçok hesaptan da paylaşım yapıyorlar. Tabi bunların öyle görünmesini istedikleri için. Sahile çıkıyorlar veya ne bileyim evin içerisinde konuşuyorlar, oynuyorlar falan gibi. Ve en son insanların Dubai'de olduğuna inanmasını istedikleri için son videoda bir sahne yapıyorlar. Büyük oğlu, o kolunda dövme olan, elini koyuyor çekiyor bir, yani yüzüğü oraya koy diyor. Şimdi anladınız mı olayların akışını? Neden Dubai'de değil dediğim, yani ısrar ettiğimin sebebini anladınız mı? Ben yine ısrar ediyorum. Umarım ben yanılırım. Çünkü şu an koca ülkenin yazarları veya ne bileyim işte bazı siyasetçiler, milletvekili, herkes işte Dubai'ye gitti, Dubai'ye sığındı, Dubai'de diye yayınlar yapıyorlar. Yani o kadar büyük bir çoğunluğa karşı ben tek başıma bunu söylüyorum. Sedat Dubai'de değil diyorum. Umarım ben yalancı çıkarım, onların hepsi doğru çıkar da onların komplo teorileri de hayata geçmiş olur. Şimdi gelelim konularımıza. Sedat, diyorsun ki benim videolarım reklama açık değil. Ben bir YouTube'dan para kazanmaya mı çıktım? Evet, senin önceki videoların, son yayınladığın bölümler değil, önceki videoların hepsi reklama açık, hepsinde reklam var. Bilmiyorsan da öğren. Yani başkaları bilmiyorsa öğrensin. Yani ben bunları söylemekten bıkmayacağım. Her zaman söyleyeceğim bunu. Bunu bir yıldan fazladır söylüyorum. Sedat Peker iyi bir yalancıdır. Diyor ya, yalan makinesine bağlayın beni. Doğru söylüyor. Belki makineyi bile bozar o. Belki makineyi bile bozabilir yani. Makine bile yani böyle yanabilir onun yalanlarından hani. Çünkü o kadar iyi bir yalancıdır kendisi. Her konuşmanda diyorsun ki Kafkas asıllı bir Türk ailenin çocuğuyum. Ama son konuşmada dedin ki işte hepsinin kökenimiz Elazığ. Yani nereli olduğunu sen bile bilmiyorsun. Aslında bilmediğinden değil. Rize'den bir taban yakaladın, oradan devam ediyorsun. Yoksa sen de bilmiyorsun nereli olduğunu. Öyle bir terim yok zaten. Kafkas asıllı, Karadenizli, bir Müslüman, bir Türk ailenin çocuğuyum. En son işte açıkladın babanın inançsız olduğunu gibi. Süre gidiyorsun, Feridun Başkan. Feridun Önce, bu Cilali Bo biliyorsunuz, Ankara'daki. Daha önceki videoları izleyenler bilir. Lakabı Cilali Bo'dur onun. O lakabı takan da Sedat Peker'in bizzat kendisidir. Bunlar bir ara kavga ettiler. Birbirlerine ağır küfürler, hakaret ettiler. Hatta Sedat sayfasında yayınladı, Feridun Önce ile dostluğumu bitirdim diye. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunlar İzmit'te bir bu dernekle alakalı miting düzenleyecekler. O gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir mitingi var. İnatlaşıyorlar, miting olacak olmayacak diye. Oradan sonra bunlar ip kopuyor, dostluklarını, arkadaşlıklarını bitiriyorlar. Lakin ben anlattığım ifadelerimde var zaten. Feridun Öncel benim
cezasını yatmış olduğun Nihat Yazıcı olayında, Nihat Yazıcı cinayetinde birebir suç ortağıdır. Nihat Yazıcı'yı tezgaha düşüren, bir yere çağıran, ağır şekilde yanında kalabalık bir grupla darp eden, kendisi öyle bir çapı yok zaten, kendisinin 1.50 boyu var ve çok korkak da biridir. Aslında ülkücü camiayı bilir, yani bu basında da var. Bu Ankara'daki Haluk Kırcı'dan yer aldığı olayda, katliamda Haluk Kırcı'nın işçi partileri iple boğarak öldürdüğü söylenir. O olayda ne var biliyor musunuz, o olayın öyle olmasının sebebi? Feridun Öncel gözcü, onların yanında, belinde de silah var. O korkuyor, olay yerinde arkadaşlarını bırakıp kaçıyor, onun için o olay öyle gerçekleşiyor. Bilmiyorsanız bunu da öğrenin. Yani Türkiye'nin karanlık dairinde ki kaypakların kim olduğunu öğrenin. Kimlerin kimleri sattığını öğrenin. Ha ben orada bulunduğu silahı çeksin adamlar öldüseymiş demiyorum. Yani bunların nasıl insanlar olduğunu, kendilerini tanıttığı gibi böyle kahraman, yiğit, delikanlılar olmadığını görün. Ben bunu bir seneden fazladır anlatıyorum videolarımda. Bazıları da işte insanlarımızın araştırmama gibi bir huyu var maalesef. Veya kanala girdim, benim bir videomu izledim. Bir baksana başka kaç tane video var. Onları da gör. Ya Sedat Peker yurt dışına çıktı konuşuyor. Meşhur olmak için yapıyor. Şimdi Sedat üzerinden prim yapıyor diyenler. Siz daha onun adını bilmezken, ben onu 26-27 senedir tanıyorum. Daha Türkiye'de hiç kimse bilmezken, tanımazken. Onun için lütfen bir şeyi söylerken bir araştırın, tabanına bakın. Bu Feridun Öncel işte. Tezgah kuruyorlar. Tezgah kurmayı bunlar iyi bilirler. Bir yerde Nihat Yazıcı'yı çağırıyorlar. Dövüyorlar, işkence yapıyorlar. Kalabalık bir grupla tabii, fabrika gibi kapalı bir yerde. Bu tezgahın içinde kim var? Atilla Yıldırım da var. Kel Atilla. Atoş, Ankaralı Atoş. O da var. Bunların hayatı böyle herkese tuzak kurmakla, tezgah kurmakla geçti. Ama piyasada adamız, abiyiz, kabadayız diye gezdiler. Ama film bitti, game over. Bakalım bundan sonra nasıl gezeceksiniz? Gezebilirsiniz tabii. Özgür kalırsanız. Sedat'ın videolarını bir de mesela izlemek bana çok zor geliyor. Çünkü çok ağır konuşuyor, bir şey anlatmıyor. Her son videosunda geçen ben demiştim, Korkut Eken'le yaptıklarınızı anlat diye. Şimdi kardeşi, ben videoları 1.5 hıza alın. YouTube'da öyle bir ayar var, oynatma hızı diye. Ben onu 1.5 hıza aldığım zaman normale denk geliyor. Öyle izliyorum. Siz de öyle yapın. Şimdi kardeşi Atilla'yı sattı. Bakın Sedat, hep söylüyorum, kendinden başka hiç kimseyi sevmez. Onun için kendinden başka önemli kimse yoktur. Ha onu da niye sattı aklınca? Ona da demiştir, Atilla kanser, bağırsak kanseri, Atilla Peker kardeşi. Nasıl olsa ölecek yakında, bütün suçlar onun üzerine kalsın. Hani ben ülkeye dönersem de en azından temizlenmiş olurum. Üzerimde atılı suç kalmaz. Ben de birkaç yıl cezaevinde yatar çıkarım diye umut ediyor. Sedat, öyle bir dünya yok. Yaptıklarının cezasını öyle bir çekeceksin ki buna sen bile şaşıracaksın. Ben seninle ilgili videomda, önceki videolarımda Sedat Peker bu ülkeye aynı Abdullah Öcalan gibi paket olarak geleceksin. Sen vatan hainsin dediğimde birçok kişi bana karşı durdu. Olur mu, o vatansever, vatanını sever. Şimdi birçok insan bana hak vermeye başladı. Daha da bunun çoğalacağına inanıyorum. Ha görmek istemeyenlere hiçbir şey anlatamazsınız. Onun için orada kendimi çok da zorlamayacağım. Sürekli Hazreti Ali'den örnek veriyorsun. Bak Sedat, Aleviler seni düşkün ilan ettiler. Sen şimdi Abdülkadir Selvi'ye diyorsun ya, düşük, düşkün diye. Sen de öylesin. Yani sen Alevi değilsin ama o cemaate yakın durdun, onlar da seni gördüler, onlar da seni düşkün ilan etti artık. Sen bir düşkünsün. Düşkünlere Alevilik kültüründe neler yapıldığını da bilmiyorsan da bak bir araştır, öğrenmiş olursun. Şimdi aynı oyuncaklara alınmış çocuk gibisin. Diyorsun ya 40 yaşından büyüklere inanmayın diye. Senin yaşın 50, hala da kalkmışsın Turan'ı kuracağız diye türkü söylüyorsun. O işler bitti Sedat. Sen kendin diyorsun.
Yaşlı köpeklere yeni numara öğretilmez. Bu saatten sonra da öğrenebileceğin başka bir numara yok zaten senin. Yine diyorsun ki pusu bilmem. Bakın devlet görevlilerine buradan sesleniyorum yine. Sedat Bey kendi ağzıyla söyledi zaten kardeşi Atilla'nın bu işlerde iyi olduğunu. Yani bunu sokaktaki herkes bilir konuşur. Olayın sadece oluş şekli veya nasıl olduğu çok bilinmez. Atilla Peker madem gözaltına alındı sorulacak bir soru var. Pardon iki soru var. Birincisi Halim Karnap. 25-26 yıldır kayıp bu kişi. Bunun kaybolma sebebini de nasıl kaybolduğunu da herkes Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Başkanı ve Atilla'nın birlikte götürüp bir yerde infaz ettiği şeklinde anlatırlar. Ama olay nasıl oldu, ne şekilde oldu bilsem zaten ben şimdi anlatırım. Bugüne kadar da anlatmış olurdum. Ayrıca Volkan Keleş, kendisini tanıdım ben. Daha önce anlattım. O arkadaş da kayıp. Aşağı yukarı 20 yıldan fazladır o da kayıp. En son arabası Üsküdar'da bir otoparkta bulundu. O günden sonra kendisinden haber alınamadı. Bunların da arasında husumet vardı. Volkan Keleş, Kuyubaşılı Volkan. Bunun da sorulması gerekir Atilla Peker'e. Çünkü Sedat Peker kendi ağzıyla söylüyor. Bu işlerde Atilla Peker'in iyi olduğunu. Korkut Eken'in ricacı olduğunu. Bakın ben size burada bir ayrıntı vereyim. Ben cezaevindeyken İzmit'te Abaz Oğuz'la kaplı Oğuz Korukır, Sedat Peker dayı dayı diyor ya. Oğuz dayısı benim yanıma gelip gidiyordu. Sürekli Atilla Peker'di haftada bir yani biz onunla zaten 2 aylık dönemde bir tali oldu gitti daha sonra tekrar geldi. 2 aylık dönemde belki bir yıldan fazla beraber kaldık. Atilla Peker de gelir giderdi. Oğuz Korukur da gelir giderdi Karamürsel cezaevine. Bir gün Oğuz Korukır bana 2 tane kimlik getirdi. Pardon benden resim istedi Ahmet bir vesikalık resim verdi. Ne olacak abi dedim lazım dedi. Kimlik yaptıracağız dedi. Ne için dedim lazım dedi. Atilla söyledi dedi. Atilla ile de konuştum ver dedi. Vesikalık resim çektirdim. Oğuz Korukır'a verdim. Atilla Peker de resmini ulaştırıyor. Daha sonra ben yakın olduğum için İzmit'e. Oğuz Korukır getirdi bana 2 tane kimlik verdi. Birisi benim adıma düzenlenmiş. Birisi de Atilla Peker adına düzenlenmiş. Daha sonra bu şeye denk gelebilir. Sedat Peker'in anlattığı Kutlu Adalı cinayeti dönemine denk gelebilir. Daha sonra bu dönemde bir gün beni hacıla kaplı Fikret Aydın. Bakan kardeşlerin faili, Bostancı'da öldürülen iki kız kardeşin faili. O olayda başkasının üzerine yıktılar suçu ama ben o olay olduğunda 2001 yılında Konya'da cezaevindeydim. Yine o olayla ilgili çok bir canlı bilgim yok olsa onu da seve seve paylaşırım. Ama onun yanındaki suç ortaklarından birisi vardı. O çocuk da benimle beraber Karamürsel cezaevinde kaldı. İsmi Hasan'dı ama soyadını hatırlayamayacağım şu an. Kesinleşmiş bir cezası vardı onun için gelmişti. Bu dönemde Fikret Aydın da gelip gidiyordu oraya cezaevine bizi ziyarete. Fikret Aydın bir gün beni aradı. Ahmet merhaba ne yapıyorsun kardeşim iyi misin? Sağ ol sen nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Ahmet dedi şimdi Kıbrıs'tayım ne yapıyorsun ne ediyorsun? Normal yani sohbet ettik. Ardından dedi ki Kıbrıs'tan dedi ne istiyorsun ne getireyim dedi. Şimdi bugün markette girip istediğiniz çikolatayı alıyorsunuz da bu anlattığım işte 96-97 o yıllar. Tam tarihi hatırlayamıyorum ama aynı döneme denk gelmiş olması lazım. Çünkü devamlı anlayacaksınız konuyu. Dedi Kıbrıs'tan bir isteyen var mı? Ne getireyim dedi. Ben dedim ki abonun çikolataları güzel. Oradan dedim gereken bana çikolata getir dedim. Bir de cezaevindeyiz. Mahrumiyet var. Tabi aradan biraz zaman geçti. Yani aynı gün içerisinde birkaç saat sonra beni aradı. Ya dedi kardeşim dedi. Biz seni arıyoruz dedi. Sen dedi çocuk gibi çikolata istiyorsun dedi. Hayırdır abi dedim. Ya dedi komutanlarla beraber oturuyorduk dedi. Telefonun diyafonu açıktı dedi. Sana dedi iyi bir görev vereceklerdi ama kaybettin şansını dedi. Tabi o zaman için ben neyin ne olduğunu bilmiyorum. Taşlar şimdi bugün Sedat Peker bu konuyu anlatınca taşlar yerine oturdu. Ve sonrasında belki beni cezaevinden çıkartacaklardı, götüreceklerdi. O olayda kullanacaklardı. Daha sonraki tarihlerde ben cezaevinden çıktıktan sonra kesinleşmiş bir cezam vardı. Daha doğrusu kesinleşmemişti ama bekliyordum.
O kimlik bende kaldı. Çıktıktan sonra o bir süre o kimliği kullandım. Ve o kimlikle de ben gözaltına alındım, biliyor musunuz? Ama nasıl gözaltına aldım? Bu Sedat Peker, Oğuz Korkır yine beni aradı. Ben o zaman cezaevinden çıktıktan sonra tekstil işi yapıyordum. Ya Ahmet dedi, İzmit'te dedi, deprem sonrası döneme denk gelen bir dönem. Fakir aile çocuklarına stadyumda bir sünnet töreni yapacağız. Sen de sana zahmet gelirsen sevinirim. Bir de sen tekstil işi yapıyorsun, hani buradaki çocuklara biraz hediyeler getirirsen hani biz de dağıtmış oluruz. Dedim tabii seve seve, çünkü deprem döneminde de ben İzmit'e çok gittim arkadaşlarımla beraber. Ben de çok yardımlar götürdüm. Tabii ben yanımda da 3 arkadaşım, onların isimleri bende saklı. Kullandığım kimliğin ismi de bende saklı, gerektiği zaman yetkili mercilere veririm. Anılan gün tarihlerine bakılırsa emniyette gözaltı kayıtlarımız var. Bir gece nezarette kaldık çünkü yanımdaki arkadaşlarla beraber. Tam İzmit'in girişinde gişelerde biz 4 arkadaşız. Aylardan hatırlamıyorum ama Temmuz Ağustos sıcak bir aydı. Camlarımız kapalı. Biz de bir takım elbise kravatlıyız. Polisler böyle arabaya baktı. Kalabalık bir sivil polis grubu vardı. Alın bunları dediler. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam İzmit Emniyet Müdürü Erdin Sarıalp'ti galiba. Bunların da Oğuz Korkur'la çok araları yoktu. Sürekli Oğuz Korkur'u gözaltına alıyordu falan. Arabadan bizi indirdiler. Üst araması yaptılar. Hiç suç unsuru bir şey yok. Bagajı açtılar. Baktılar. Çocuk kıyafetleri var tabii. Müdür beni kenara çekti. Bir arkadaşıma haber dedi ki, bak dedi, size bir soru soracağım dedi. Delikanlı gibi cevap verin. Buyurun dedim müdürüm. Siz dedi Sedat Peker'in adamı mısınız dedi. Hayır dedim. Eyvallah, ben size delikanlı gibi sordum. Doğru konuşmuyorsunuz. Bu kıyafetler neci dedi. Dedim biz tekstil işi yapıyoruz. İzmit'te ne işiniz var? Dedik yemek yiyecektik. Arkadaşlarımızı ziyaret edecektik. Gidecektik. Alın bunları gözaltına dedi. Bizi gözaltına aldılar. Hepimizi ayrı ayrı arabalara bindirdiler. Tabii yolda giderken ben Oğuz Korkur'u aradım. Onlar o anda şeydeler. İzmit kapalı stadyum salonundalar. Yanında da rahmetli Nihat Akgün'ün oğlu Nihat Akgün de var. Ben tabi Oğuz Korkur'u aradım. Dedim abi merhaba, nasılsın, iyi sağ ol. Stad'dayız, gelmiyorum dedim, geliyorum, yoldaydım. Lakin dedim bizi gözaltına aldılar. Ekip arabasının içindeyim. Tabi üzerimdeki kimlikteki ismimi söyledim. Abi ben falan kişiyim dedim. Hani bir şey olur, bir şey olursa hani orada Ahmet ne yapıyorsun demesin diye. Bir de böyle yaptı. Dedi ki ya dedi onlar bana uyuş zaten dedi. Benden hiç bahsetmedi. Tık telefonu yüzüme kapattı. Bir de aradım. Abi dedim ben işte kimlikteki ismimi söyledim. Falan kişiyim dedim. Bizi gözaltına aldılar. Emniyete götürüyorlar. Bilgin olsun. Tabi bizi götürdüler. İşte hepimizi oturttular. 4 kişiyiz. Necisiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Tabi şeylere bakıldı. Aranmamız var mı? Hepimiz temizliği. Herhangi bir aranmamız yok. Daha sonra şöyle 1 saat falan gibi sürdü bu olay. Daha sonra haber geliyor. Diyorlar ki bunları şeye getirin. İzmit Organize Şube'ye getirin. Biz normal asayişteydik. Sünnet alanı basılıyor. Hepsi oradan gözaltına alınıyorlar. İşte Atilla Peker de var olayın içinde. Gözaltına alanlar arasında. Atilla Peker, rahmetli Nihat Akgün'ün oğlu Osman Nihat Akgün. Hepsi gözaltına alıyorlar oradan. Bir 20 kişi veya 30 kişi, çok hatırlamıyorum. Organize Şube'ye götürüyorlar. Bizi de götürecekler. Yolda tekrar anons geldi. Ne oldu bilmiyoruz. Çünkü biz baktılar hani bir bağlı şeyimiz yok. Bizi istemediler. Sonra tam asayişte kalsın dediler. Biz bir gece asayişte İzmit'te nezarette kaldık. Böyle de bir olay yaşadık yani. Ama muhtemelen dediğim gibi o olayda bugün Sedat diyor ki Atilla diyor kayıtlara bakılırsa diyor bilet satış hani kayıtları silinmiyor. Atilla'nın Kıbrıs'a gitmediği görülür diyor. Atilla muhtemelen Kıbrıs'a sahte bahsettiğim kimlikle gitmiş olabilir. Fakat aynı tarihlere veya öncesine bakılırsa Fikret Aydın'ın, Hacı Lakaplı Fikret Aydın'ın Kıbrıs'ta olduğu görülecektir. O da katildir. En son ben videolarda anlattım kendisinin ne olduğunu. Devlet yetkililerine buradan da bu konuda seslenmiş olayım. Arkana Mümin Sekman'ın kitabını koymuşsun, aferin. Onun o kitapta sürekli bahsettiği bir şey vardır. Öğrenilmiş çaresizlik diye. Aynı şu andaki senin durumunu, senin sendromunu anlatıyor. Diyorsun ki benim hayatım uyuşturucu satıcılarını öldürmekle, öldürtmekle dosyalarda ismim geçti, mahkemelerde çıktım. Şimdi size bir olay daha anlatayım. Bilgi tazelemek için. Satıcıları değil, Sedat Peker çevresindeki içicileri, daha doğrusu tanıdığı kişileri bu uyuşturucu satıyor diye
yaftalayarak çok kimse çok ağır işkence de yaptı. Bunlardan birisi de ismini aklımda değil ama kayıtlarda vardır. Bunun cezasını Fatih Azizoğlu yaptı. Adamı evinden alıyorlar uyuşturucu satıcısı. Halbuki çok variyetli birisi. Bayramı'nı da birliğe getirtiyorlar. Dövüyorlar. Adam dayak sırasında ölüyor. Götürdüler Gebze Bayramoğlu o tarafta bir yere bıraktılar cesedini. Daha sonra bu suçu da Fatih Azizoğlu üstlendi gitti cezasını yattı. Yani Sedat hala kurt masalı anlatıyorsun. Kendinin uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ettiğini, bu konuların karşısında olduğunu anlatıyorsun ama yapma. Diyorsun ya benim çocuklarımı üzdünüz, ben bunun hesabını soruyorum. Sen benim çocuğumu üzdün. 10 yıl oldu yurt dışındayım. Ben onun hesabını soruyorum. Ama sadece kendi hesabımı değil. Bugüne kadar üzdüğün yüzlerce ailenin çocukları adına, öldürdüğün çocukları adına ben bu hesabı soruyorum. Onun için biraz evvel başta dedim hani yoklama yapayım. Pislik Sedat orada mısın diye bu ismi sana ben takmadım. Sen zaten videoları da kendin söyledin. Devletin koskoca bakanı takmış sana vardır eğer bir bildiği ki. Onun için sana pislik demiştir. Bir daha yoklama yapalım. Pislik Sedat orada mısın? Tamam. Dinlemeye devam et bak daha. Diyeceksin ki Ahmet niye bu kadar şeyi unutmamış? Hep sürekli basa basa anlatıyor. Daha çok şey anlatayım. Bir de bugün diyorsun ki. Ha bir de birkaç arkadaşım diyor ki ya diyor biz Sedat'ın videolarını izlerken çok eğlenmeye başladık. Hani bir şey anlatmıyor ama neşeli geçiyor. Ha, anlattığın vardır. İddia sahipleri iddiayı ispatla mükelleftir. Anayasanın birinci maddesi ne diyor madem bu kadar biliyorsun. Suç ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. O cihetten gidersek. Arkadaşlar diyor ki ya diyor önceden diyor Cübbeli Ahmet de bakın hep böyle İslami konuları çok özür dilerim alay konusu ederek dalga geçerek anlatır ya. Sedat da eğer anlattıkları içinde doğruluk payı varsa bile bunun gibi işi sulandırdığı için. Bak ona Cübbeli Ahmet diyorlar bana Cübbesiz Ahmet diyorlar sana da pislik Sedat dediler. Aynı sen de şovmenlik yapıyorsun. Çık kendi yaptıklarını anlatsana. Aynı dediğim gibi sen Atilla... Az bir ömrü kaldı. Bütün suçları onun üzerine yıkayım. Ben bir şey yapmadım. Benim konu geçtiği zaman bile zaten öyle demişsin birkaç yerde veya birkaç konuda. Ahmet ben çok tanımam. Kardeşimin üzerine bir takım olaylar yapmışlar. Demişsin. Öyle mi? Bu o kadar mı yani? Benim yani ben o kadar tanıyorum seni öyle mi? Şimdi Korkut Eken diyorsun, işte ona suç atıyorsun. Daha biz İstanbul, Ankara'ya gittiğimiz zaman, Gölbaşı'ndaki eğitim merkezinde silahlarla atış yaparken ben de vardım. Ali Yıldız Yarbay vardı hani. Yani bunlarla gezerken hiç şikayetin yoktu. Derin devletçilik oynarken diyorsun ya ben emniyet müdürlüğüne gidiyordum, genel müdürlüğüne. Mehmet Ağar'la Korkut Eken'in yan yanaydı. Ben de vardım o zaman. Senin telefonlarla ben bakıyordum, ben de geliyordum seninle beraber Ankara'ya. Bunları unuttun mu? Şimdi emri bil maruf yaptığından bahsetmişsin. Ben de aynısını yapayım. Ben de aynısını yapıyorum. Emri bil maruf nehyenel münker. Yani bu sözleri söyleyebilecek en son insan sensin ya. Hiçbir şekilde bunun sığacak bir yeri yok. Şimdi en son Köfteci Yusuf olayından bahsediyorsun. Diyorsun ki ben gittiğim mitinglerde köfte satsam ondan çok köfte satarım. Adamın 180 tane şubesi var. Yani onu biliyorsun zaten neyin ne olduğunu da. Hala işi sulandırmaya, yaptıklarını sulandırmaya anlatıyorsun. Çalışıyorsun pardon. Limanlardan bahsetmişsin. Limanların nasıl elverişli, nasıl kullanışlı olduğundan bahsetmişsin. Bak ben sana bir liman daha olayı hatırlatayım mı? Sen de muhtemelen Alzheimer başlangıcı başladı. Yaşlanıyorsun, unutuyorsun. Hani hep bu anlatıyorsun ya yurt dışındaydım, Romanya'daydım, geldim özel uçakla kaçmadım, teslim oldum diye. Hadi bugün de gelsene. Bugün de gel teslim ol. O zaman değerli izleyiciler Sedat yurt dışından onun yanında o zaman beraber onunla beraber giden yanlış hatırlamıyorsam Kutluhan'dı. Zaten o beraber çok gözaltına da alındı. Devletin kayıtlarında var ama bu Kutluhan'dı galiba ismi. Bunlar Romanya'dan bir gemiyle
İzmir limanından kaçak Türkiye'ye giriş yaptılar. Ve biz işte o zaman karamüsel cezaevi dedik yine. Sedat Peker oraya yanındaki ekiple birlikte bizim yanımıza geldi. Çünkü orası çok rahattı. Yanında Hüseyin Zamanoğlu vardı, bu Alanya'daki suç ortağı. Onlarla beraber geldiler. Orada hep beraber kahvaltı yaptık. Sedat üzerini değişti. İşte bir duş yaptı, üzerini değişti. Tıraş oldu, berber çağırdık. Tıraş oldu, kahvaltı ettik, gittiler. O dönemde yine enteresan bir şey söyleyeyim size. Evet, Korkut Eken'le, ama şimdi sen satıyorsun diyorsun ya. Dediğim gibi Ankara'da Gölbaşı'na silahlarla atış yapmaya giderken devletin atış poligonunda bunlardan şikayetçi değildin. Korkut Eken en son Karamürsel cezaevine o da geldi ziyarete. Atilla Peker orada yatarken kesinleşmiş cezası vardı. Korkut Eken tatile gidiyor veya dönüyor işte Bodrum'a mı bir yere gidiyor hatırlamıyorum tam olarak. Çeşme'ye mi ne geldi. Ben de en son orada gördüm kendisini Korkut Eken'i. Orada karşılaştık kendisiyle. Ama onun öncesinde hani anlatıyor ya Çorumlu bir iş adamını bize PKK diye söyledi. Söylediği kişi Silivri Klasis Oteli'nin sahibi Ahmet Hamoğlu. Diyor ya ki James Bond para aldı. Sen Atilla Yıldırım, Yancın, Ankaralı Atoş'la beraber oradan çıkmıyordunuz. Ve bir gün yine size bir şey anlatayım. Korkut Eken İstanbul'a geldiği zaman bizim Kızıl Toprak'taki Sedat Peker'in Kızıl Toprak Mobil'di o zaman. Şimdi BP veya Shell galiba bilmiyorum. Onun karşısında ofis vardı. Işık Tıp diye geçer. O ofisin olduğu yer daha önce Sedat Peker'in kullandığı ofisti. Biz de orada ilk başta orada kalıyordum. Ben daha sonra Sedat Peker'le aynı evde kalmaya başladık. Korkut Eken geliyordu. Geldiği zaman inanın buna yanındaki korumasına diyordu ki tamam sen git diyordu. Korumasını gönderiyordu. İşte bizim ofiste oturuyordu uzun süre Sedat'la içeride veya bir yere gidilecekse hep beraber arabayla biz gidiyorduk. Hatta o dönem bu Kadıköy'den Bostancı önüne doğru tam Fener yolu ayrımını geçince sağda bir tane otogaleri vardı. Oradan bu çocuk bahçesi var onu geçince böyle yanda böyle hep içeri tarafıdır orası. Orada bir galeriden bir tane jip alındı. Sedat Peker aldı. Korkut Eken'e verdi. Daha sonra Korkut Eken koruması bir arabayla geldi. Orada eşyalarını jipe aktardılar. Korkut Eken o jipin direksiyonuna geçti. Silivri Klasis Otel'e gittik. Hep beraber. Niye onları anlatmıyorsun? Her şeyi hep kendi istediğin yerden anlatıyorsun Sedat. Birçok ülkede yaşadığın sıkıntıları anlatıyorsun. İnan var ya Ukrayna'da bir gün daha kalsaydın Ukrayna cezaevindeydin şu anda. Evraklar yetişmedi. İnan buna. Evraklar yetişseydi şu anda Ukrayna'da veya ne bileyim belki de Türkiye'ye teslim olmuştun yani cezaevine girmiştin. Makedonya'da yaşadıklarını anlatıyorsun. Diyorsun ki dedim ki ben siyasi suçluyum veya ne bileyim siyasi yönüm var. Beni eğer burada işte gözaltına alırsanız, cezaevine atarsanız sizlerden şikayetçi olurum. En iyi avukatları tutarım. Orada dediğini de söylesene, Türkiye'de işkence var, bu yüzden Türkiye'ye gitmek istemiyorum. Yani her şeyi kendi istediğin gibi anlatıyorsun. Hangi ülkelerde neler yaşadığını anlatıyorsun. Demek ki devlet iyi çalışıyor. Öyle olmasa ne diyorsun? Baksana hiç kaçacak yer kalmadı. Rusya'ya gidemedim, gidemem. İşte Çeçenlere yardım ettin. Çeçenlere yardım falan etmedin. Yardım adı altında herkesten para topladın. Aynı şu, yani klasik her zaman yaptığın gibi bir yol bulup ben buraya yardım ediyorum, şuraya yardım ediyorum deyip paraları topladın. Kendi hayatını yaşadın. Annemin diyorsun mezarına göndermediler. Birçok anne çocuğunun mezarını bilmiyor. Biraz evvel anlattığım gibi. Volkan Keleş kayıp. Halim Karnap kayıp. Musa Arslan kayıp. Özgür Yılmaz. Bu isimler hep kayıp. Bunlar bir de benim bildiklerim. Yani ben beraber olduğum veya şahit olduğum dönemdeki bildiklerim. Düşünün yani bu kadar yıldır bunun üzerine kaç kişi daha eklenmiştir. Ben buna eminim. Yani bilmiyorum. Bilsem inanın buna bunu anlatırım. Ve şunu söyleyeyim. Ya işte sen de yurt dışından konuşuyorsun. İşte her yurt dışına çıkan konuşuyor. Ben kendi sosyal medya hesabımda bunları zaten yazıyordum. Ama bu kadar açık yazmıyordum. Sadece Sedat Peker'e inanılmaması gerektiğini anlatıyordum. Bir yıldan fazladır da işte YouTube üzerinden bütün olayları detaylarla anlatıyorum. Balkanlarda yüzlerce hala böyle kendine şey yaratmaya çalışıyorsun. Böyle bir ne bileyim Robin Hood'luk.
Balkanlarda işte yüzlerce, binlerce bilgisayar dağıttın. Dört tane bilgisayar bir yerde götürdün verdin. Onu da birilerine aldırmışsındır. Her zaman yaptığın klasik. Ve bakın şunu da söyleyeyim. Sedat'ın şu an yaptığı nedir biliyor musunuz? Birincisi yardım çığlığı. Devlet görevlerine yine sesleneyim. Sedat şu anda aslında yardım çığlığında bulunuyor. Lütfen gelin beni alın. Beni kurtarın buradan diye. Bu birincisi. Yakalanmadan önce eğer sağa yakalanırsa, onun amacı aslında Escobar gibi hani ölüyüm, kahraman olayım. Sağa yakalanırsa da bakın şu anda dünya üzerindeki birçok ülkenin haber kanallarında kendinden bahsediliyor. Onun tek istediği vardı, kendisinden bahsedilmesi. Bu ilk Balkanlarda çektiği videoda söylüyor zaten. Kendi adımı dünyaya, önce Balkanlara sonra dünyaya duyurmak diye. Ama bunun için yanlış bir yol seçti. Keşke iyi bir film artisti olsaydın, müzisyen olsaydın. Ben ne bileyim, buna benzer bir şey yapsaydın. Yani aslında senin yapın ona daha uygun. Yani kabadayı, mafya, delikanlılık, Robin Hood'luk rollerinden daha çok. Ha işte en son Colpacino filmi. Colpacino filminde oynayanların 3-4 tanesi Sedat Peker'in kendi adamı biliyor musunuz? Ve orada birçok anlatılan hikayede de ki bu son işte başkan diyorlar ya, Erkan Petekkaya mı oynadı? O filmde yani Sedat'ın o işte av sahnesi falan, onun yaptıkları. Yani orada şey yok. Yani Sedat aslında kendi hayatını orada oynatıyor. Bakar mısınız? Filmin ismi de Colpacino. Ben şey dedim. Sana pislik dedim ama sana dediğim gibi kızgınlığımdan şimdiye kadar lan bile demedim. Ama bu kelimeyi de ben kullanmıyorum işte. Bakan söylemiş. Senin için pislik diyorlar Sedat. Madem Hazreti Ali'den örnek veriyorsun, ben de bir örnek vereyim. Herkes biliyorsunuzdur ama bilmeyenler de öğrenmiş olur. Bir savaşta düşmanıyla çatışıyorlar. Tam öldürecek, kılıcını çekiyor. Düşmanın yüzüne tükürüyor Hazreti Ali'nin. O sırada kılıcını indiriyor. Adam yerde yatıyor yani. Çok rahat öldürebilir. Vazgeçiyor. Adam da şaşırıyor. Diyor ki, ya diyor, beni neden öldürmekten vazgeçtin? Şimdiye kadar yapsaydım diyor, hani savaşın gerekliliği olarak yapacaktım. Ama şimdi sen benim yüzüme tükürdün. Ben bunu kendi nefsim için yapmış olacağım. Onun için diyor. Yani inşallah sen de bugün ve bugünden sonra yaptıklarını kendi nefsine yenilerek değil, hak bildiğin, gerçek bildiğin, doğruluğuna inandığın ve ispatlayabileceğin şeyleri anlat. Ve herkese laf söylerken diyorsun ki, işte namussuz gazeteciler iyileri ayırıyorum. Namussuz siyasetçiler iyileri ayırıyorum. Yani şiş yanmasın, kebap da yanmasın. Öyle bir dünya yok ama. Şimdi biliyor musun Sedat? Cumhuriyet Savcısı isminin, yani Cumhuriyet Savcısı isminin koyulmasını, yani isim babası Mahmut Esat Bozkurt'tur. Bir gün Atatürk'ün de yer aldığı bir toplantıda bulunuyorlar, oturuyorlar. Atatürk soruyor, tabii yani böyle bir toplantı. İsim, ya diyor, Bozkurt diye hitap ediyor kendisinde. Mahmut Esat Bozkurt'a diyor ki, Bozkurt diyor, neden diyor Cumhuriyet Savcısı? Diyor ki, efendim gün gelir, Cumhuriyeti korumak için Cumhurbaşkanından, Başbakan'dan, Bakan'dan, Müsteşar'dan, Validen bile hesap sorması gerekebilir. Onun için ismi Cumhuriyet Savcısıdır diyor. Atatürk gülüyor. Devam et Bozkurt diyor. Ben de bu ülkede, ülkemizde Cumhuriyet Savcılarının varlığına kalben inanıyorum. Yine tekrarlıyorum. Benim hangi gün, hangi saatte, hangi mahkemede, hangi emniyette olmam gerekiyorsa olacağımı da size söz veriyorum. Değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim.